Büyük Mandıra, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesine bağlı, genellikle hayvancılıkla geçinen süt ve et verimi oldukça yüksek bir beldemizdir. Büyük Mandıra, 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen savaştan sonra Bulgaristan'dan göç edenler tarafından kurulan Büyük Mandıra'nın ilk sakinleri arasında yer alan Kavasoğlu İbrahim Pehlivan ile Bacanağı Şamdancıbaşı İbrahim Pehlivan, Sultan Abdülaziz'in çok sevdiği pehlivanlardır. Padişahın Trakya'yı dolaşın, beğendiğiniz bir arazi bulun ve oraya yerleşin talimatından sonra bugünkü Büyük Mandıra beldesine yerleşirler. Kavasoğlu'nun kabri de Büyük Mandıra'dadır. 1877 yılında kurulan beldenin ilk adı Mandıra iken, 1935 ve 1951 yıllarında göçmen soydaşlarımızın gelmesiyle daha da büyüyerek Büyük Mandıra adını almıştır. 1955 yılında belediye olan Büyük Mandıra'nın bugünkü nüfusu 10 bin civarındadır. Beldenin ünlü süt, peynir ve süt ürünleri meşhurdur. Son yıllarda tavukçuluk da yapılmaya başlanan Büyük Mandıra beldesi, yaz aylarında Trakya'nın piknik ve eğlence yerine haline gelmektedir. Büyük Mandıra, iki ilköğretim okulu, çok programlı lise, sağlık ocağı ve eczaneleriyle Trakya'nın eğitim ve sağlık merkezlerinden biridir. Evet, Büyük Mandıra'yı tanıtmamızı burada noktalıyor ve bu şirin beldenin kuruluşunda yer alan ünlü pehlivanların adı bugün düzenlenen güreşlerle yad ediliyor. Büyük Mandıra'da 85 yıldır düzenlenen geleneksel Şamdancıbaşı İbrahim ve Kavasoğlu İbrahim yağlı güreşleri bu yıl 30 Mayıs 2010 Pazar günü yapıldı. Büyük Mandıra Belediye Başkanlığı önündeki törenden sonra Belediye Başkanı Şükrü Çörgeçen ve güreş ağası İskender Duruç ile törene katılanlar topluca Kavasoğlu İbrahim Pehlivan'ın mezarını ziyaret ettiler. Geleneksel Şamdancıbaşı Karayibo ve Kavasoğlu İbrahim Pehlivan yağlı güreşleri güreş alanında saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. 13 boyda toplam 197 pehlivanın kol bağladığı güreşlerin açılışında söz alan Büyük Mandıra Belediye Başkanı Şükrü Çörgeçen, 85 yıldır süren bu güreşlerin atasporumuz yağlı güreşin gelenekleri ve görenekleriyle gençlere göstermek amacıyla düzenlendiğini söyledi. 85. yıl dönümünü kutluyoruz. Sayın İskender Duruş müşahitsen bekliyoruz. Büyük Mandıra güreş ağası İskender Duruş ise ağalığın atasporumuz güreşin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek bu geleneksel spora sahip çıkan tüm ağaları kutluyor ve tebrik ediyorum dedi. Büyük Mandıra bilindiği gibi adına güreş düzenlenen Kavasoğlu İbrahim, Şamdancıbaşı Karayibo olmak üzere Büyük Yaşar, Küçük Yaşar, Mustafa Yücel, Kayıtçı Ahmet, Çoban Mahmut, Çoban Osman, Ali Pehlivan, Mehmet Gamsız, Sinan Gamsız, Nurettin Vural, Recep Kılıç Aslan ve Hasan Paçalı gibi ünlü pehlivanların yetiştiği bir beldedir. Yani Büyük Mandıralılar güreşi iyi bilen, çok seven, pehlivana değer verenlerin yaşadığı bir beldemizdir. Sembolden başa kadar kıran kırana geçen bu yılki güreşleri de Büyük Mandıra çayırını dolduran yaklaşık 3500 güreşsever ilgiyle ve heyecanla izledi. Büyük Mandıra Şamdancıbaşı Karayibo ve Kavasoğlu İbrahim Pehlivan güreşlerini izleyen Kırklareli Milletvekili Tanser Barış ile görüştük. Ben mümkün olduğu kadar her yıl bu güreşlere katılıyorum. Hatta bu güreşleri, Büyük Mandıra'daki bu güreşleri 40 Pınar öncesi bir antrenman olarak daha görüyorum, hazırlık olarak görüyorum. Tabii ki biz bu geleneksel yağlı güreşlerimiz 500-600 yıl öncesine dayanan güreşlerdir. Ve gerçekten bizim ulusumuza, Türklere ait bir güreştir. Bunların böyle geleneksel bir şekilde devamı ve gittik sonra daha da bir güzellik kazanması gerçekten beni çok mutlu etmektedir. Her fırsatta da bu tip güreşlere desteklerimizi de sunmaya devam edeceğiz. Büyük Mandıra Belediyesi'ne de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza sevgilerimizi de sunuyoruz haliyle. Kırklareli Milletvekili Tanser Barış'a Belediye Başkanı Şükrü Çörgeçen tarafından şükran plaketi sunuldu. Evet,
Büyük mandıralılar güreşi çok seviyor demiştik. Bugün artık büyük mandıralı genç kızlarımız da güreş yapıyor. Türkiye şampiyonlarında dereceye giriyor. Bu kızlarımızdan biri de Ecem Barış. Büyük mandıra güreş ağası Duriç, Ecem Barış'a başarılarından dolayı özel ödül verdi. Küçük boyun puanlama saati gelmiştir Kuran'la. Ecem abi neredesin? Destek küçük boyun puanlama saati gelmiştir Kuran'la. Yazgın Ecem. Teşvik toz kapanan. Süleyman Kaplan. Teşvik toz kapanan. Büyük Mandıra Beldesi bütün olumsuz koşullara ve ekonomik güçlüğe rağmen 85 yıldır süren bu geleneği devam ettirmekte kararlı. Şu anda yanımızda Büyük Mandıra Belediye Başkanı. Evet efendim, yörenizdeki bu yapılan 85. düzenlenen yağlı güreşlerde neler söylemek istersiniz? Bu 85. yılımızı gururla, onurla anlatmak istiyorum. Çünkü atalarımız Balkanlardan gelen 1870'lerde aslında kurulan beldemiz, Sultan Abdülaziz Başpehlivanı Kavasoğlu İbrahim gölgesi altında kurulmuş. Sultan Abdülaziz'in bugün de bulunmuş olduğumuz beldemiz Sultan Abdülaziz'in annesinin çiftliği Harası, Mandırası'ymış. Ki bizimkiler göç ettiği zaman buraya saraya davet edilmiş Abdülaziz Han döneminde. Bunu tabii ki fakat orayı beğenmiyorlar. O zaman yer bulun demiş. Buraya getiriyorlar. Büyük Mandıra'ya getiriyorlar. Şimdi burası da çiftlik olucu sarayın eti, sütü, peyniri buradan gidermiş. Tabii buraya gelince güzelliği görüyorlar. Ormanı, Ergen'in erişirisi, harba demişler yaşayacağımız yer burası. Onun için burada kalıyorlar. Tabii ki bizim dedelerimizden. Sonra onun bacanağı, yeğeni aynı zamanda Şamdancı Karayibo. Herkese her ikisi de saray pehlivandır. Tabii ki onlardan aldığımız güçle şu anda bu güreşlerimizin devamını sürdürüyoruz. Güreş sahası ne kadar genişse o kadar güzel oluyor. Şimdi dar alanda çok gözükür. Ama geniş alanda rahatı herkesin daha rahat seyredebilmesi için güreşçileri de dağıtıyor hakemler. Ben size çalışmanızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bu meritliğini bugün anısına sizlere bir plaket takdim edecektir. Ve güreş ağamız İskender Bey'i de unutmamışlar. Hayırlı olsun diyoruz. Yöre güreşlerini görüntüleyerek özel program yapan Rumeli Televizyonu Atasporumuz güreş ekibi, Büyük Mandıra Belediye Başkanı Şükrü Çölgeçen ile güreş ağası İskender Duriç'e de birer plaket verdi. Ağamıza da plaketini takdim ediyorlar. Hayırlı olsun diyoruz. Büyük Mandıra Yağlı Güreşlerin şeref konuğu her yörede olduğu gibi 648 ve 649. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim idi. Yakın arkadaşları Ferhat Özkanca ve Ali Sakınmaz'la birlikte Büyük Mandıra'ya gelen Seyfettin Selim, davul zurna eşliğinde güreş ağası İskender Duriç ile birlikte güreş severleri selamladı. Büyük Mandıra güreş ağası İskender Duriç'in yakın arkadaşı 33 Yer'in güreş ağası Necmi Yıldız da Büyük Mandıra çağrındaydı. Necmi Yıldız Ağa, Belediye Başkanı Şükrü Çörgeçen ile güreş ağası İskender Duriç'e birer plaket verdi. Güreş ağamız Dolar Mehmet'i Osman Cıklı Yusuf Pehlivan çok acele aracımızın başına. Minik bir, minik iki, minik üç. Hemen sembol, aceler meydanında yerlerini alır. Minik bir, minik iki, minik üç, sembol pehlivanları her meydanda. Çok önemli bir anons yapıyorum. Pehlivanların dikkatine. 25, 26, 27 Haziran günleri tarihi Kırkpınar'da kayıtlar. Çarşamba ve Perşembe günleri. Dur. Cuma günü saat 10'da güreşler başlayacaktır. Kayıtlar sadece çarşamba ve perşembe günleridir.
pehlivanlara önemli duyulur. Tarihi Kırkpınar kayıtları çarşamba perşembe günü yapılacaktır. Cuma günü saat 10'da güreşler başlayacaktır. Cuma günü kayıt yoktur. Pehlivanlara duyulur. Saygıdeğer göstermeler destek küçük boy ilk tur güreşleri. Pehlivan, pehlivan. Şefa geldin hoş. Değerli güreş severler, Büyük Mandıra'da şu anda yağlı güreşler yapılıyor. Yurt dışından da konuklarımız var, Yunanistan'dan Türk vatandaşları. Şu anda Büyük Mandıra yağlı güreşlerini takip ediyorlar. Özellikle de Rumeli Televizyon'dan Atasporumuz güreşi takip ettiklerini söylediler. Biz şu anda kendilerini bir tanımak istiyoruz. Efendim nereden geliyorsunuz? Bir kendinizi tanıtın. Evet. Ben Niyazi Ahmetoğlu. Yunanistan'da İskeçe'de doğdum. 10 seneden beri Büyük Mandıra güreşlerine geliyoruz. Arkadaşlarla beraber. Geçen hafta Kelalişo'daydık. Orada öğrendik güreşler olduğunu. Bizi buraya getiren tabii Ataspor'u olan yağlı güreşleri. Orada bize imkan yok. Yani kendi birkaç seneden beri, yani 10 seneden beri yasaklandı. Daha önceden küçük çaplı güreşler oluyordu. Şimdi başladı ama ne olsa gençlik başka sporlara yöneldi. Evet, 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 evet. Trakya'da olan bütün güreşlere geliriz. Yani, evet. Bütün buralarını. Ben de Mümin Müminoğlu. Ben de İskeçeliyim. Öksüzlü köyünden. Bütün arkadaşlarla beraber işte buraya her sene geldiğimiz gibi bütün Trakya'yı burada geziyoruz. Güreşler olan yerleri geziyoruz. Arkadaşlar. Bu arkadaş var. Ben Ramazan İsa. İskeçeliyim. Her sene buraya gelmekteyiz. Ve geldikçe de sizlerle anladım. Çok memnun oluyoruz. Mustafa Emin, Yunanistan'ın İskeçe'sinden, İskeçe'nin Öksüzü köyünden geliyoruz. Devamlı Kırkpınar'a geliriz, buralara geliriz. Güreşleri Osman Mustafaoğlu, Yunanistan İskeçe Öksüzü köyünden güreş meraklısı olduğumuz için her sene devamlı geliriz. Şahbettin Sevaytin, Kırköy'ündenim, İskeçe'nin. 30 senedir Kırkpınar'a geliyorum. Mandıra'ya da 5 senedir geliyorum. Trakya'nın çok güreşlerine geldim. Teşekkür ederim. Onur Altın. Valla. Küçük orta küçük. Küçük orta büyük pehlivanları Serkan Üdüler, Furkan Gürdal, bırak. Geleş. Pehlivanlar acele edelim. Ben tek tek sizi ben kucakla getirmeyeceğim buraya. Altar Cengiz, evet ben belediye görevlilerine Seymen.
Bu arada güreşi izleyenler arasında bulunan Yağlı Güreş Yürütme Kurulu eski başkanı Metin Başdemir ile Çorlu Güreşleri eski ası Mehmet Diktaş dikkat çekti. Büyük Mandıra Yağlı Güreşlerinde 2011 yılı ağalık açık arttırması da güreşler gibi kıran kırana geçti. İskender Duriç ağa arttırmada güreşlerde kendisini yalnız bırakmayan yöre ağalarından Necmi Yıldız, Halil Sayı, Kani Tezcan, Nezmi Sezer, Muammer Varol, Gürcan Albayrak, Erhan Albayrak, Yüksel Çakıroğlu ve Hüseyin Aktaş'ın da desteğini aldı. 5.000 lirayla başlayan ihaleyi 25.000 lirayla noktalayan İskender Duriç 2011 yılı ağalığını da üstlendi. İskender Duriç kendisini destekleyen yöre ağalarıyla birlikte şeref turu atarak büyük mandalılardan alkış aldı. İskender Duriç'e 2011 yılı ağalık kupasını Kırklareli Milletvekili Tanser Barış, 648 ve 649. Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ve Büyük Mandıra Belediye Başkanı Şükrü Çörgeçen birlikte verdi. Sağlık görevlisi, sahaya müdahale edelim. Sağlık görevlisi. Evet. Sağlık resmi öne, resmi öne. Evet. Alkışlıyoruz, alkışlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sayın Kırkpınar ağası Seyfettin... Değerli güreşseverler, Büyük Mandıra Yağlı Güreşleri ağalık seçimi az önce yapıldı. İskender Duriç 2011 yılı ağalığını da kazandı. Evet Sayın İskender Duriç, 2010 yılı ağasısınız, 2011 yılda aldınız. Biz burada gördüğümüz, izlemlediğimiz kadarıyla güzel bir ağalık örneği sergilediniz. Güzel bir konukseverlik örneği sergilediniz. Neler söylemek istersiniz? Büyük Mandıra beldemiz bir sever, konuksever bir yer. Çok güzel bir yer. Kutsal bir güreşlere hizmet etmiş bir belde. Sayın Belediye Başkanımız da bu konuda çok hoşgörülü ve engin bir davranış içinde bulundu. Tüm desteklerini verdi. Biliyorsunuz bu tarihi Kırkpınar'ın önceki güreşleri bunlar. Uzun yüzyıllardır devam eden tarihi bir ananevi sporumuz. Buna destek vermek için buralardayız. Bu ağalıklar tabii ki teşvik için, insanları bu konuya ilgi çekmek için sembolik meseleler. Yoksa Büyük Mandıra'nın herkesi ağa, ülkemizde herkes ağa. Bu sembolik ağalığını da bizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu atasporumuza az da olsa bir destek verebilmek bizi mutlu ediyor ve yaşatılması gereken bir spor. Yaşatılması için biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Mutluyum. Önümüzdeki yıl yapmak istediğiniz değişiklikler var mı? Biz burada epey konuk ve güreşsever ilgisi gördük. Hatta Yunanistan'dan bile izleyiciler var burada. Evet, Yunanistan'dan da misafirlerimiz var. Sağ olsunlar geldiler. Burası güreşin ata yurdu gibi bir şey diyebiliriz. Kavasoğulları, Şamdamcıbaşı daha birçok güreşçi gelmiş. Biraz evvel de seyrettiniz. Ecem kardeşimiz bu neslin temsilcisi, 12 yaşında başarılı birincilikler elde etti. Dolayısıyla belde sportmen bir belde ve atasporuna çok düşkün. Sayın Başkanımızla da istişare ettik. Çevre iş adamlarımızla ilgi gösterdiler bu dönem. Epey siz de farkındasınız. Dostlarımız İstanbul'dan geldiler. Çok sağ olsunlar. Buraya daha güzel bir takım tesisler yapmayı planlıyor başkan. Biz de ona destek olacağız iş adamları olarak. Gelecek yıl daha büyük bir şölen içinde geçecek. Bugünkü samimiyet, amatör ruhu gördünüz, izlediniz. Tüm insanlar burada sevgiyle var. Başka hiçbir beklenti yok. Her şey sevgiyle gelişiyor. Umarım gelecek yıllar daha güzel olacak. Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar diliyorum efendim. Meli TV'ye bu konudaki göstermiş olduğu hassasiyete, yakın ilgiye şükranlarımı iletiyorum. İlginizin devamını bekliyorum. Sağ olun, var olun. Büyük Mandıra'da baş pehlivanlık mücadelesinde az ama öz 6 pehlivan vardı. Şimdi evet. Tamam mı arkadaşlar? Dinlemeyen evlat, mahmuzla giden at, varsa kapından at. Zengin babayı hayırsız evlat batırır, fakir kocayı süslü avrat batırır, haylaz çiftçiyi kuru inat batırır. Ahmet Taşçı pehlivan, sen de hazırlanmamışsan rakibin seni sırt aşağı yatırır. Ağustos ayında ekilen darıdan o
arıdan, sabahleyin kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. Sahtekar hacıdan, sesi çıkmayan hocadan, duman tütmeyen bacadan, karısına sırtını dönüp yatan kocadan da hayır gelmez. Mala, mülke mağrur olma, deme var mı ben gibi, sert bir rüzgar eser, savunur gidersin olursun harman gibi. Haline şükret dostum, şükretmezsen Allah muhafaza olursun besbeter, baş çazgır Şükrü Kaya başkısı kez, bu kadar tıraş yeter. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, hadi sayın seyirciler. O güzel ellerinizi hazırlayın. Hep beraber. Baş güreşlerin birinci turunda Ömer Aslantaş, Murat Aydoğdu'yu, Ahmet Yavuz, Reşat Turgut'u yenerek yarı finale yükseldi. Kurallar gereği tur atlayan Ahmet Taşçı ile Sezgin Yüksel de direkt yarı finalist oldu. Korkma pelvan korkma. Meydan senin. Alta düşersen apış. Üste çıkarsan paça kazıktan yapış. Allah Allah. İllallah. Alkışlarla derim maşallah. Allah derman versin. Büyük mandıra güreşleri şu anda kıran kırana devam ediyor. Şükrü abinin söylediği gibi. Evet şu anda 33 yerin güreş ağını yapmış Sayın Necmi Yıldız yanımızda. Evet ağam 33 yerde ağlık yaptınız. Evet. Şu anda yapmayı düşünüyor musunuz? Veyahut yakınlarınızdan devam. Yapmayı düşünen var mı? Neler söylemek istersiniz atasporumuz güreşe? Bu sene Allah kısmet ederse hanımım çok meraklı bir şey. Oğlumun annesi niyetliyiz. Devam. Ölene kadar devam. Biz bu sporu seviyoruz. Benim bu sporda bir tane Türkiye birincisi, bir tane Türkiye ikincisi çocuğum var. Onlardan dolayı gururluyum. İskender kardeşimle de yeni yeni bu işe ben teşvik ettim. İnşallah devam edecektir. Ölünceye kadar devam. Bu 33 yerin dediniz. 33 yerde hatırlayabildiniz. Hangilerde yaptınız yani aklınıza gelenler? Neyi? Hangi yörelerde ağalık yaptınız? Hangi yerlerde? Vallahi ilk ağalığım Beylikdüzü Yakup'lu. Beylikdüzü Gürpınar. Beylikdüzü Kavaklı. İfsala. İfsala Kelaliço güreşleri. Silivri Selimpaşa güreşleri, Silivri güreşleri. Yani 30 yerde devamlı olarak elimizden geldiği kadarıyla dilediğimiz şeyi güzel bir şekilde yaptık. Tanımadığım yerlerde de yaptım. Ben bu sporu sevdiğim için sadece katkımız olsun diye elimizden gelen yarıya kadar devam. Allah size sağlıklı uzun ömürler versin. Atasporumuz yağlı güreşe daha nice hizmetleriniz olsun. İnşallah kardeşim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul Sancaktepe güreşleri ağası Hüseyin Aktaş yanımızda. Sayın Hüseyin Aktaş, sizin Sancaktepe güreşleriniz ne zaman ve şu anda izlediğiniz Büyük Mandıra güreşleri hakkında neler söylemek istersiniz? Sancaktepe'mizin güreşleri 18 Temmuz'da Allah nasip ederse yine Samandıra'daki şölen alanımızda yapılacaktır. Güreşlerimize Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem'in maddi ve manevi olarak destekleriyle en güzel şekilde Kırkpınar'ımızın rövanşı olacağına inanıyorum. Bütün baş pehlivanlarımızı oraya davet ediyorum. Tabi bu arada bütün seyircilerimizi, buradaki seyircilerimizi davet ediyorum. Güreşlerimiz yeni başladı. İnşallah buradaki güreşlerimiz Kırkpınar'a hazırlık oluyor. Buradaki hazırlıkların Kırkpınar'dan sonra Sancaktepe'de en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum. Güreşçi kardeşlerimize başarılar diliyorum. Size çalışmanıza başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Rumeli Televizyonu'nun da güreşe vermiş olduğu destekten dolayı ben de ayrıca teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum Sancaktepe birinci ağası olarak.